işe alma ve işten çıkarma yetkisinin şirket yönetimlerine ait olduğunun da altını çizerek tekrar ifade etmek isterim. Bunun sonunda tekrar açık ve detaylı bir şekilde sizle paylaşacağım. Kamunun hiçbir denetim sürecinde belediyelerin, yerel yönetimlerin, şirketlerinde işe alma ve işten çıkarma tasarrufu bakanlıkça uygulanamaz. Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar, şimdi soruşturmaların dağılımı hakkında size biraz bilgi vermek isterim. Daha önce terör soruşturmalarından aşina olduğumuz, özellikle HDP'li belediyeler vasıtasıyla yoğun bir çabayla bertaraf ettiğimiz terör iltisaklı faaliyetlerin 2019 yılı mahalli idareler seçimlerinden sonra özellikle CHP'ye mensup belediyelere terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olan şahıslar yerleştirilerek tekrar canlandırılmaya çalışıldığı yönünde emareler görülmesi üzerine İçişleri Bakanlığı olarak hızla konuya müdahil olduk ve etraflıca araştırmak üzere mülkiye müfettişleriyle mali idareler kontrollerlerini ilgili belediyelerde görevlendirdik. Burada sadece bir siyasi partiye mensup değil, birçok siyasi partiye yönelik bir terör soruşturması kapsamlı bir şekilde açıldı. 2019 yılında 33 belediyede toplam 42 soruşturma yansı da var. 13 belediyede toplam 14 soruşturma 2020 yılında. 2021 yılında 16 belediyede toplam 18 soruşturma. 2022 yılında 12 belediyede toplam 14 soruşturma olmak üzere toplam 74 belediyede 88 soruşturma terör kapsamında yürütülmüştür. Bu 88 soruşturmadan da 79'u tamamlanmış, 42 ön inceleme raporu, 19 araştırma raporu, 33 tevdi raporu yani savcılıklara, 2 inceleme raporu, 3 form inceleme raporu, 2 tazmin raporu düzenlenmiştir. 9 soruşturma ise halen devam etmektedir. Zaman zaman muhalefet partileri tarafından özellikle muhalefet partili belediyelere müfettiş gönderildiği ve bu yolla muhalefet partili belediyeler üzerinde baskı oluşturulmaya çalışıldığı iddiaları dillendirilmektedir. Bu iddianın mesnetsiz olduğunu, tamamen de siyasi içerik taşıdığını, aslında devleti, aslında denetim mekanizmalarını etkisizleştirmeye hedef aldığını veya ortaya çıkan soruşturma sonucundaki usulsüzlükler ve yolsuzlukların aslında siyasi saiklerle ortaya konulduğunu ifade edebilmek için maalesef söylenen, gerçekle ilgisi olmayan, rasyonelitesiyle ilgili olmayan iddialardır. Buna delil olması açısından izninizle 2019-2022 yılları arasında bakanlık makamından alınan genel soruşturma, araştırma, ön inceleme ve araştırma onay sayılarını da paylaşayım. Biraz önce arkadaşlar 5 temel araştırmanın, soruşturmanın, ön incelemenin nasıl ve hangi sebeplerle gerçekleşebileceğini, hangi kaynaklardan neşet ettiğini size ifade etmiştim. 5 kaynak vardı. Vatandaşlarımızın şikayeti, rutin kontroller, Cumhuriyet Savcılıklarının yaptığı bir takım soruşturmalar, kamuoyunda çıkan haberler ve resen bakanlık soruşturması gibi. Tüm bunlarla birlikte AK Parti için 885 onay, ki bu %33,5'a geliyor. CHP için 1107 onay, %41,9'a. Yani bunlar sadece yapılan şikayetlerin araştırılmasına yönelik, soruşturma değil. %41,9 onay. Milliyetçi Hareket Partisi için 265 onay. %10,3. İyi Parti için 35 onay. %1,32. HDP için 148 onay. %5,6. Bağımsız belediyelerle ilgili 57 onay. %2,6. Saadet Partisi için 21 onay. %0,42. Ve Demokrat Parti için 9 onay. %0,34.
Bunların içerisinden ise özellikle burada size ifade etmem lazım. Biraz sonra o da gelecektir yansıya. 2019 yani seçimlerden itibaren 2022 yıllar arasında bakanlık makamından alınan özellikle soruşturmalar sonucunda soruşturma izni verilmesi kararlarında siyasi partilere dağılımını, yani şöyle ifade edeyim, şikayet edildi, ön inceleme, araştırma yapıldı, sonra da hangilerinin soruşturmaya gerek duyulduğu hususunda bakan onay verdi. Bunlar soruşturmaya gerek duyulur. Şimdi o rakamı vereceğim. O rakamda AK Parti 227, oranı %26, CHP, özür diliyorum, oranı %33.48, kendi içerisinde. CHP 234, oranı 34.51, MHP 86, oranı 12.68, İYİ Parti 11, oranı 1.62, HDP 93, oranı 13.72 ve diğer siyasi partiler de böyle gidiyor. Yani AK Parti 885 inceleme ve araştırmadan ancak 227 onay almış. CHP'de 1107 inceleme ve araştırma varken 234 onay almış. Yani CHP'de bu olay 5'te 1 iken onay, AK Parti'de 4'te 1. Yani bu şu demektir. Yapılan şikayetler, yapılan inceleme ve ön araştırmalar sonucunda AK Parti'nin 4'te 1'ine, CHP'nin AK Parti'nin 4'te 1'ine onay verilirken CHP'li ancak 5'te 1'e onay verilmiş. Ya burada herhangi bir siyasi partiye yönelik farklılık, herhangi bir siyasi partiye yönelik baskı, herhangi bir siyasi partiye yönelik bir anlayış söz konusu değil. Burası devlet. Yani biz teftişleri, biz somut olayları, olguları değiştirebilecek bir kabiliyete sahip değiliz. Ama tabii maalesef kimse ayranım kara demiyor. Kimse dönüp ya arkadaş siz bunları buldunuz da burada ne elde ediyorsunuz? Bize buradan ne tavsiye edersiniz demiyor. Sadece İçişleri Bakanlığı ve Mülkiyet Teftiş Kurulu, İleri Ders Genel Müdürlüğü bize siyasi sahikle üzerimize geliyor denilen bir anlaşma anlayışa sahip. Yolsuzluk yapılmış. Demir çalınmış. Çimento çalınmış. Rüşvet alınmış. Yani bunun partisine mi bakmak lazım? Terörle iltisaklı hale getirilmeye çalışılmış. İhaleye fesat karıştırılmış. Görev kötüye kullanılmış. Vatandaşa kötü davranılmış. Peki vatandaş ne yapacak? Kime müracaat edecek? Yani biz vatandaşa git derdini Marco Paşa'ya anlat diyebilecek bir halimiz yok. Kendilerinin yaptığı yolsuzluklara ve usulsüzlüklere kılıf bulmak amacıyla devleti suçlamakla itibarsız hale getirebilmek. Buradan siyasal bir mesnet, dayanak çıkarmak son derece ilkesiz bir davranıştır. Ve bir siyasi partinin veya partilerin elinizde ne varsa inceleyin, araştırın ve sonucunu yerine getirin demesi gerekirken tam tersi bizim yolsuzluklarımıza, usulsüzlüklerimize, hırsızlıklarımıza ve istismarlarımıza dokunmayın diyorlar. Oysa devlet görevini yapmakla mükelleftir. Ayrıca bir de belediyelerde imar, ihale, personel, ruhsat gibi belli konulardaki faaliyet ve işlemlere ait özel teftişler yapıyoruz. Yine hatırlarsınız. Bütün CHP'li belediyelere özel teftişler geliyor. Bizi çok sıkıştırıyorlar. Bizi perişan ediyorlar denilen bir anlayış söz konusu. Şimdi burada hayatında bir kez devlet umurunun ne olduğunu bilmeyen, gençliğinde ve gençliğinden sonra devlete küfretmeyi kendine kutsal bir vazife olarak sayan, öğrenciliği ve öğrenciliğinden sonra devlete küfretmeyi ve devletin bütünlüğüne saldırmayı kendi adına
kutsal bir çizgi olarak değerlendirenlerin toparlandıkları alan bugün aynı şekilde devlete küfretmeyi ve devleti itibarsızlaştırmayı maalesef bir çıkış yolu olarak görmektedir. Ve kendilerine bir toplanma alanı olarak değerlendirmektedirler. Şimdi özel teftişlerle alakalı da özel teftiş nasıl yapılır, nasıl gerçekleştirilebilir diyenlere de cevap açısından devletin bu konudaki yaklaşımını, vatandaşın verdiği sorumluluklar içerisinde yaklaşımını ifade edeceğim. Akıllarda soru işareti kalmaması için 31 Mart 2019 ve 22-11 2022 tarihler arasında belediyelerde yapılan özel teftişlerin sayısı ve partilere göre dağılımında paylaşayım. AK Partili 72 belediyede özel teftiş yapıldı. CHP'li 57 belediyede özel teftiş yapıldı. Milliyetçi Hareket Partili 19 belediyede özel teftiş yapıldı. İYİ Partili 2, HDP'li 34, Bağımsız 4 belediyede, Saadet Partili 2 belediyede, vekalet edilen 8 belediyede ve 6 adetle diğerlerinde olmak üzere toplam 204 belediyede özel teftiş yapılmıştır. Yani demek ki bu teftişler sadece bir siyasi partiye yönelik değil, tam tersi iktidarda bulunan, hatta benim de mensubu olduğum AK Parti'ye yönelik özel teftiş sayıları çok daha fazla. Niçin? Liderlik görevi vardır. Eksiklikler görür. Şunları şöyle yapın der. Ben İçişleri Bakanıydım. Sayıştay bizi denetliyor. 300'ün üzerinde denetlemeyle başladık biz eksikle. Bizi uyara şu anda 20'lere geldik. Yani rehberlik ve denetimin kendi adına olumlu sonuçları da var. Ve olumlu sonuçlar hem kamunun istismar edilmesini, kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasını, kamu gücünün kötüye kullanılmasını engelleyici durumu söz konusu. Ama aynı zamanda rehberlik edici ve düzeltici bir tarafı olduğunda sizlere söylemeliyim. Ve bunların dağılımı da özel teftişin AK Parti %35.2, CHP %27.8, Milliyetçi Hareket Parti %9.2, İYİ Parti %0.9, HDP %17.5, Saadet Parti %0.9 şeklindedir. Sayılardan da anlaşılacağı gibi burada da herhangi bir husumet, herhangi bir kasıt, herhangi bir süreç söz konusu değildir. Bu soruşturmalar, denetimler eskiden hangi usul ve esaslara göre yapılıyorsa bugün de aynıdır. Kıymetli basın mensupları, adli ve idari soruşturmaların detaylarına girmeden önce bulgularımızın genel bir özetinde sizle yapmak isterim. Yani aslında biz bu adli ve idari soruşturmalar, adli soruşturmaları mahkemeler yapıyor, idari soruşturmaları biz yapıyoruz. Ama bizim bir çerçeve bulgumuz var. Neden bu işler özellikle terörle ilgili soruşturulan belediyeleri de ortaya çıkıyorum ve nasıl sağlanıyorum bir özel özet bulgusu var. Belediye bağlı kuruluş ve şirketlerine personel alınırken mevzuatın emrettiği hukuki sürecin işletilmediği. Bir, deyim yerinde ise bir kontrollü hile ve hülle sergilendiği, uyulması gereken kurallara, mevzuata uyulmadığı ve neticede birden başlıyorum. Bir, işe alınma tarihleri itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılması mecburiyken bu işlem yaptırılmadan ya da işe alınmalarından sonra yaptırılmak suretiyle terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı bulunan kişilerin işe alındı. Yani aslında gerekli soruşturmalar, araştırmalar yapılmadan terörle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin işe alındığı. İki, belediye bağlı kuruluş ve şirketlerine ilk defa işe alınan personel için mevzuata göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda ilgilinin durumunu görüşmek üzere kanunun emrettiği değerlendirme komisyonu oluşturulması gerekirken bu komisyon oluşturulmadığı, yani aslında kusur işlendiği veya oluşturulan komisyonun bakanlığımızın soruşturmasından sonra çalışmaya başladığı. Yani aslında bir komisyon yok veya bir komisyon var,
O komisyona yönelik hiçbir işlem yapılmıyor. Ne zaman bakanlığımız bunları geçen sene dile getirdi? Dile getirdikten sonra komisyonlar çalışmaya başladı. Eğer biz bunları dile getirmemiş olsaydık, önleyici bir tedbir ortaya koymamış olsaydık, bu konuda soruşturma açıyoruz dememiş olsaydık, değerlendirme komisyonları mevzuata göre hiçbir şekilde çalışmadan aynen işe alımlar, terörle irtibat ve iltisaklılar daha kamuya, kamu hizmetine girmesi sakıncalı olan hallerde, kanun açıkça belirtildiği halde cinsel tacizden yüz kızartıcı suçlara kadar herkes yerel yönetimlerde, belediyelerde girebilme imkanına sahip olacaktır. Dolayısıyla terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olan kişilerin durumları değerlendirilmeden işe alındı. 3. İşe alınacak bazı kişiler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırıldı ve gelen kayıtlar değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilerek işe alınmalarında sakınca görüldüğü halde, yani gelmiş ya bu işe alınamaz denmiş, idare tarafından olumlu değerlendirilerek işe alındı. 4. İşe alınacak personelin adli sicil belgeleri E-Devlet üzerinden alınırken kamu özel seçeneğinden, kıymetli basın mensupları buraya da dikkatinizi çekmek isterim, diyor ya adli sicil kaydı aldık bazıları için, hepsi için değil, onu da rakamını söyleyeceğim. Kamu özel seçeneğinden özel seçeneğinin seçilmesi nedeniyle, yani bir özel şirkete girerken iki seçenek var, kamu özel. Belediyeler kamu tüzel kişilik, kamu kişilikleri midir? Evet. Belediyelerin şirketleri kim tarafından denetlenir? Sayıştay. Bu konuda özel şirketler için verilen adli sicil kaydı butonuna girerek sadece kesinleşmiş adli sicil kaydı, yani birinci derece mahkeme, istinaf, Yargıtay'dan sonra kesinleşmiş adli sicil kaydının olduğu, yani yürütülen hiçbir soruşturmanın, terör soruşturması, birinci derecede mahkeme sonucu, bütün bunlara bakmadan oradaki özel butonundan yine bir hülle yöntemiyle ve hile yöntemiyle kontrollü bir şekilde alındığı. Yine bütün bunlara yönelik 5. Terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı kişilerin ağırlıklı olarak belediye şirketleri üzerinden işe alındığı. Ancak bu da çok önemli, belediyelerin memurlar eliyle yürütülmesi gereken görevlerde, kanunun açıkça tarif ettiği görevlerde çalıştırıldıkları, ki bu bir suçtur. Üstatlar burada. Yani burada hem Mülkiyet Teftiş Kurulu'nda çalışmış arkadaşlarımız var, hem Teftiş Kurulu Başkanlığı yapmış arkadaşlarımız var, hem de Mülkiyet Teftiş Kurulu'nda şu anda mevcut başkanımız, başkan yardımcımız var. Memur eliyle yürütülmesi gereken görevlerde çalıştırıldıkları, kontrollü dememin sebebi budur. Terör örgütlerle bağlantılı veya altı, terör örgütlerle bağlantılı veya anayasal düzene karşı işlenen suçlardan mahkumiyet kararı bulunan kişilerin işe alındığı. 7. PKK-KCK terör örgütü tarafından sözde değer ailesi. Buraya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Aslında ben burada size sadece bir terör soruşturmasını değil, bir milli güvenlik sorununu anlatmaya çalışıyorum. Sözde değer ailesi olarak adlandırılan ailelere mensup örgütle irtibatlı ve iltisaklı bazı kişilerin işe alındığı. Değer ailesi nedir? Örneklerini biraz sonra göreceksiniz. Terör örgütü daha adam götürüyor. Bir, ailesine diyor ki ben bunu daha götürürüm, bir çocuğunu işe alırım belediyede. İki, ki biz buna HDP belediyelerinde çok rastladık ve bu konuda çok adli ve idari soruşturma.